Kahve dükkanına girdiğiniz zaman karşınızdaki İtalyanca menüden ne seçeceğini bilemeyenler, böyle uzun uzun bakıp sonunda cappuccino mu içsem ya da filtre kahve mi içsem diyenlerden misiniz? Bu videoda sizlere espresso bazlı 7 tane kahveden bahsedeceğim. Espresso, ristretto, americano, latte, cappuccino, flat white ve cortado. Size bu 7 kahvenin arasındaki farkı hızlıca özetleyeceğim. Böylelikle kahve dükkanına girdiğiniz zaman ne seçeceğinizi daha iyi bileceksiniz. Hazırsanız şu 7 çeşit kahveye geçelim mi? Ne dersiniz? Öncelikle tanımamız gereken kahve espresso. İtalya'dan dünyaya yayılmış, İtalya'da bulunan bir kahve ve videonun geri kalanındaki bütün kahvelerin ana maddesi. Espresso İtalyanca espresso anlamına gelen bir kelime ve isminin hakkında veriyor. Hızlıca yapılıp hızlıca tüketilen bir kahve. Ufak bir kahve, Türk kahvesi gibi basınç gücüyle kahve içerisinden su geçirilmesiyle elde edilen espresso sert, yoğun ve güçlü bir kahve. Ha tek shot espresso ya da tek çekim espresso ne derseniz deyin bana yetmez diyorsanız çift çekim, double shot, doppio, doppio İtalyanca çift demek, espresso da alabilirsiniz. Bu da daha fazla ve daha sert bir kahve anlamına geliyor. İkinci kahvemiz ristretto. Doğru bir daha okuyayım. Ristretto. Siz de okumayı deneyin. Ristretto. Ristretto İtalyanca kısıtlı anlamına gelen bir kelime. Duble espresso içemem. Onun yerine bana acilen çok sert de beni ayıltacak bir kahve lazım diyenler için ristretto ilaç gibi geliyor. Espresso için kullanılan sudan daha az bir suyla ortaya çıkarılan daha yoğun, daha sert ve daha güçlü bir kahve. Ristretto çok daha ufak, çok daha güçlü. Kısaca uzun oturuşlarda, uzun içişler için değil, hızlıca ayılmak isteyenler için espresso ve ristretto ilk seçenek. Şimdi geliyoruz üçüncü kahveye. Americano. Americano İtalyanca Amerikalı demek. Yani Amerika'da ortaya çıkmış bir kahve değil, İtalya'da Amerikalıların ortaya çıkardığı bir kahve. İkinci Dünya Savaşı. Amerikalılar espressoyu tadar, onlara biraz sert ve ağır gelir. Onun üzerine espresso üzerine sıcak su eklerler. Americano'da kısaca sıcak suyun üzerine bir ya da iki shot, sertliği size kalmış, espresso eklenmesiyle elde edilen daha dolu ölçekli, biraz daha uzun içimlerde kullanabileceğiniz espressonun yoğunluğunun azaltıldığı diğer bir kahve çeşidimiz. Hadi gelin biraz kahveye süt katarak olayı yumuşatalım. Şimdi sırada kafe latte. Latte, her ne derseniz deyin. Kafe latte var. Latte İtalyanca süt demek. Eğer İtalyanlar bir içeceğe süt anlamını vermişse büyük ihtimalle içerisinde bolca süt vardır değil mi? Doğru bildiniz. İçeceğiniz bardağın büyüklüğüne göre bir ya da iki shot espresso üzerine bolca süt eklenerek yapılan bir içecek. Kahve tadını çok sevmeyen, onun yerine kahve aromalı süt içmek istiyorum diyenler için birinci seçenek. Ha bu arada latte art ismi de buradan geliyor. Hani kahvenin üzerinde köpüğe şekil veriyorlar ya, işte ona latte art deniyor ve köpük sanatı olarak geçiyor. Espresso'nun tadını sütle bozmak istemeyen ama birazcık yumuşatmak isteyenler için diğer bir seçeneğimiz de cortado. Cortado'yu biraz daha espresso'nun ağırlığından kurtulmak isteyen, süt köpüğüyle kırmak isteyenler için yapılmış bir içecek. Açıkçası kahveler arasında favori içeceklerimden biri cortado efendim. İtalyanların çok sevdiği sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi cappuccino. Cappuccino süt, süt köpüğü ve espresso'dan oluşan bir içecek. Cappuccino latte'den daha az sütlü, latte'den daha çok kahvenin tadını alabileceğiniz bir içecek. Cappuccino süt ve kahveyi eşit miktarda tatmak isteyenler için güzel bir seçenek. Son içeceğimiz de flat white. Eğer bol sütlü bir kahve içmek istemiyorsanız Avustralya'nın bağrından kopup gelmiş bir kahve çeşidiyle sizi tanıştırmak istiyorum. Flat White. Flat White'da süt köpüğü yok. Sadece süt var. Latte'ye göre daha ufak bardaklarda servis edildiği için içerisindeki süt miktarı latte'ye ve cappuccino'ya göre biraz daha az. Ve üzerinde ayrıca süt köpüğü de yok. Sadece süt ve espresso. Evet, elimden geldiğince sizlere
7 tane espresso bazlı kahveyi bu videoda anlatmaya çalıştım. Bu videoyu Cafe Venga'da çektim. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. O güzel kahveleri için ve bana bu konuda bu videoyu çekmemde yardımcı oldukları için. Kahveleri öğrendiyseniz videoyu burada hızlıca bitirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.